Kendini çomak soktu yani o ilişkiye. Ki o alanı o yarattı. İkimiz o de yarattık. Yarattı. Bunu isteyerek yaptı. Bunu bilerek yaptı. Ya işte benim ama yeren kısım da oyun olacak. Oynarsa emin ol sana 10 katını oynarım. Ben... Senin o zaman bir planın var. Benim planım var. O zaman birilerine yönelme gibi planların var senin. Birine yönelme gibi değil. Ama bir şeyler düşünüyorum. Bakalım. Ama yapsam mı yapmasam mı kararındayım çünkü... Ya yapıp da daha kötü olmak gözükmek de var. Sanki bir şeyler hissediyormuş, yediremiyormuş. Onun için sanki bir şey yapıyormuşsun gibi. O da kızlar eve öyle olacak zaten. Sen ne yapıyorsun? Olsan da hala bir şeyler hissediyor, yediremiyor. He. O zaman öbür kızlar da sana kart alacak. Bir de o var, öyle düşün. Aynen öyle. Ya arkadaş tavsiyesi, onun için. Yok, hiç sıkıntı yok. Yok, onların gardı önemli değil. Seni böyle düşündürecekler. Sen de diyeceksin ki açıklayacaksın kendini. Hissetmiyorum. Kızlar da öyle değil. Onlar ben şey düşüncesindeyim. Hani ben şimdi ona karşı bir oyun oynarsam ya işte Buse, ki Oğuzhan hala Buse'yi seviyor. Evet. Bu yüzden ona karşı oyun oynuyor falan. Direkt böyle diyecekler. Öyle diyecekler. Bu sefer ne olacak? Buse'nin daha çok hoşuna gidecek. Hoşuna gidecek. Daha çok gururu okşanacak. Daha çok böyle tatmin. Mutlu olacak, tatmin olacak yani. Buradan içeri girerken, buradan çıkarken yine mesela denk gelsek yine mi aynı konu olacak? Evet, ya da kapıdan hayır, geçerken karşı evet, karşıya. Yine olur yani. Nasıl olabilir ya? Olur. Hiçbir şekilde bilinçli olarak bakmıyorum. Yani nasıl? Mesela diyelim döndüm Dilara'ya bakacağım. Onun yanında oturuyor, bana bakıyor şimdi. O bana bakıyor diye ben onunla göz göze geldiğim için ben mi suçluyum abi? Allah'ım yarabbim. Demek ki sen de bakıyorsun. Bakmıyorum. Ben hayır, sadece sana ya, bakıyorum. Belki öylesin. Bak sadece sana bakıyorum. Farkında mısın? Bugün öyle söyle. Seviyor kanka bizi. Yok tamam ben içinde bitirmiş baksana yani bitiren erkek. Ne yapayım daha abi ya? Ama siz nasip görüyorsunuz. Ben yarın 4-5 tane büyük pasta getirecektim burada herkese. Beni çağırıyorlar. Bugün çağrılın böyle getirilince. Prenses. Nasıl sesleneyim sana? Aynur. Aynur diye seslenmeyeceğim bundan sonra. Aynur. Prenses diye sesleneceğim. Ay ben senlerin içinde öyle şeyler söylemem bana. Bundan sonra hep prenses diyeceğim insanlar içinde sana. Hayır gerçekten. Sabahları da günaydın derken prenses diyeceğim. Ben bu seri sonuçta bir iletişime girmem lazım değil mi? Tabii. Ha. Ben gidiyorum kızlar evine tamam mı? Kızlar evine gidiyorum bu seri oturuyorum. Görkem geliyor mesela işte Buse konuşabilir miyiz ya 5 dakika müsaade etsene falan. Yani ben... Buse'yle mi tanışacağım, Görkem mi Buse'yle tanışacağım? O zaman şeyim diyorsun yani ben Buse'yi tanıyabilmek için yeterli zamana sahip olamadım. Olamadım ve bu zamanı o bana vermesi için bir de yani... Savaş diyor. Senle tanışmak istiyorum. Çünkü mesela kızların evine gidiyoruz toplu bir şekilde. Görkem mesela gidiyor Buse'nin yanına konuşuyorlar. Ben gideceğim Buse'yle konuşacağım, tanışacağım. Hani nasıl tabii olacak mesela? Ya ikili olmaması lazım işte. Tek biriyle ilk baş olur. Ya kişi olduğu zaman... Benim anlattığım hep sıkıntı. Buse'nin en başta... Demek yani onlar diyor ki Buse en başta işte benim için göreceğim, edeceğim, tartacağım falan değil de hani Oğuzhan mı Görkem mi kesin ve net hayır ben Oğuzhan'la tanışmak istiyorum ya da ben Görkem'le tanışmak böyle istiyorum. Böyle olması lazım. Bu arada ikimize de hayır diyebilirdi hiç sıkıntı evet, yok. Evet o ya da anladın hayır. En az net değildi hiçbir evet, şey de net değildi. Net değil ve bu net olmamasının sebebi işte net hep böyle ya işte falan yapmasının sebebi de kendisinin gururunu okşatmak istemesi. Bunu neden yapıyor? Ya işte bak benim için erkekler savaşıyor. İki tane erkek benim için savaşıyor. Ya sen kimsin ki? Yani. Ya mesela, burası çok enteresan bir yer. Mesela. Anladım. Enteresan bir yer tabii ki kanka. İşte dışarıda olduğumuz gibi olamıyoruz. Ya olamıyorsun. Ben böyle bir insan... Hayırdır sen beni seçenek haline getiriyorsun? Ya tabii kanka. Hayırdır sen beni üçgen? O piramit haline... Ki adamın ikinci olayı yani düşün. Hadi biz neyse bir kere yaşadık tam şimdi de. Adamın ikinci olayı. Bir de Rümeysa olayı vardı. Bunu hadi bilerek yapıyor kanka. İlk olay daha ilk yeni ben ilk olay olsun gibi istedim zaten. Ama İlk olmadı. Olayı sayma. İlk olay çünkü farklı bir durum. Ama bunu bilerek yaptı. Bundan yüz yüze eminim. Peki tanımak istediğiniz başka biri var mı? Ben bundan sonra kimseyi tanımak benim istemiyorum. Benim de şu anlık yok. Yeni yani. Bir aday bekliyorsun. Yeni bir aday tanımak istemiyorum. Takılacağım öyle evde. Oo. Erkeklerin hepsi geldi. Bunlar kalkar gider zaten satış diye. Kim gelmedi? Bak Leyla ağzı kulaklarını eriyor zaten. Murat hoş geldin. Bunların da gözü üstünde bu ne ya herkes gerçekten. Buraya kümelenmiş. Bana bak. Önemli ne konuşuluyor? Konu konuşuyoruz çünkü. Konu ne? Ben anlamadım. Ben de sen bir ayak şimdi yani. Konuşurdan açız aslında. Leyla dedi bölümleri izledin mi?
Sordun hani iyi değilim bu Tatiana arada. Hoş geldiniz neden? Çocuklar. Neden? Selam herkese arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tatiana'ya dedi sen de diye ilk ilgi nereye göstermişsin. Ya? İşte ben fıstık yeşil elbise giymişti ya. Evet. Başka da var. Sadece o da değil ki. Kulağa çıkacağım. Dur bir dakika, dur iki dakika, dur bir anlatayım ondan sonra tatlı. Sandalye çekin şuraya, iki tane koyun şömine başına. Yani gidip de onunla o kızdan o kıza bir insan hiçbir zaman olmadı. İstemem böyle bir şey. Daldan dala bir adam değilsin kanka. Değilim. Burada herkes de biliyor. Değilim yani. Ki ama burada bana o muhabbeti yaptılar mesela. İşte az önce daha şey Rümeysa'dan hoşlanıyordun, işte ondan sonra Buse. Ya sen... Bunu abi tanıyabilirsin, tanıyabilirsin. Zaten programın amacı o. Doğal hakkın senin. Kanka. Ben Rümeysa'yı tanımak istedim, Ozan'la. Tamam şimdi Tim'i tanımak istedim, bakıyorum. Buse'yi tanımak istedim yani. Olabilir. Çok normal. Tabii yarın öbür gün başka bir kız olsa da karışamaz. Sen Rümeysa'dan hoşlanıyordun, daha iki gün geçmedi falan. Yeliz diyor bunu. Yeliz sürekli bana karşı böyle hani anlamsız eleştiriler peşinde. Bugün bak, mesela... Bak sadece bir... Piregala'da bir mi sana muhabbeti attı ama seninle hangi konuyu konuştuğunu hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim, bana dedi ki... Buse'yi aldın şey, ben hani Görkem'in yaptığı o sarılma mevzusunu söyledim. Bana dedi ki sen de Buse, sen de dedi hani öyle konuşuyorsun ama dedi sen de Buse'yi aldın, ağız ağza geldin. Yaptığım şeyi söyleyeyim mi? Burada zaten bölüm yayınlandıktan sonra izleyeceksin. Belki Galata'da da verirler inşallah. Galata Buse'yi elinden tuttum. Bu şekilde aramızda bu şekilde mesafe var. Bu şekilde belinden düzgün bir şekilde. Hatta tenine değmemek için... Kanka versene şeyi. Yani biz baş başa çektim bilmiyorum ama biz baş başa kaldık adamla şimdi. Dışarıda yani... görünen belki de oydu değil yani. Sağdan da baksan o, soldan da baksan o. Yeliz, umarım biz de geliriz. Yeliz bunu herhalde aradan bir vakit geçtikten sonra o şekilde canlandırdı. Ya belki de öyle gördü. Görünen oydu. Belki diğer kızlar da öyle gördü. Oğlum şaka maka, sadece biz kaldık. Bilerek mi yapıyorsunuz kalarız, be? Kalırız kanka, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, ne yapacağız? Aynen, artık kız mevzusundan... Benim oraya gitme gibi bir durumum yok zaten, isteğim de yok yani. Kız mevzusu artık konuşmayalım, boş ver. Gerek sen... yok. Başla, spor, futbol, araba piyasası, konuş, bunlarla konuş. Öyle. Ben seviyorum özgüveni ama egodan nefret ederim. Aman dediğim ama gibi. Ben de çok egolu bir kadınım. Ya öyle bir egom yok gibi ya da ben ama bana karşı yok. Rahatsız edici bir ego değil değil mi? Ben içten içe egoluyum. Ne gibi ego? Kadınlık egosu aslında. Şey değil, kişisel olarak algılanmasın. Senden mesela... herhangi bir ego görmedim. Yani gerçekten. O seviyeyi görmedim. Şu an peki bir hoşlantı vesaire var mı yani hani Buse'ye karşı? Ya hemen bitecek diye bir şey değil ama öyle artık önceki şeyler yapmam yani. O defter o açıdan kendimi soğutmaya çalışıyorum. Yani önceki gibi sarılmam diyorsun yani. Öyle sarılma değil. Öyle durumlara düşmek istemiyorum, anladın mı? Ki zaten artık üçgen değil, kareye döndü olay. Artık üçgenden çıkıyor olay, kareye dönüyor. Bu durum beni daha da çok sıkmaya başlıyor ve geriliyorum. Anladın mı? Bunu sevmiyorum yani, anladın mı? Bu gider o zaman beşgen şey olur falan. Olay nereye gidiyor kardeşim yani, anladın mı? Aynen. Geometri oynamıyoruz burada.